Gazze'ye bomba yağmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde zaten canlı canlı da aktarmıştık. Görüşmeler devam ediyordu ve bu kez İsrail'in ateşkese yanaşacağına dair daha güçlü emareler vardı. Netanyahu savaş kabinesine sordu. İtiraz sesleri yükselse de oradan da 4 günlük ateşkes için onay aldığını duyurdu. Ama o uygulamanın yarın saat 10 gibi başlaması bekleniyor. Ve anlaşılan o ki o saat gelene kadar da yine bombardıman en acımasız bir şekilde sürecek. Nedir şimdiye kadar anlaşılan maddeler ona bir bakalım. Bu gece zor bir kararla karşı karşıyayız ama doğru bir karar olacak. İsrail kendi ülkesinden ve dünyadan gelen baskılara daha fazla direnemedi. Hamas'a taviz verip rehine ve mahkum takası için geçici ateşkes anlaşmasını kabul etti. Anlaşmanın duyurulmasından önce İsrail Savaş Kabinesi toplandı. Hamas'ta müzakere edilen anlaşma onaya sunuldu ve hararetli tartışmalar sonrası kabul edildi. Peki Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuk ettiği takas anlaşması ne öngörüyor? Taraflar 96 saat boyunca çatışmaları durduracak. Hamas, kadın ve çocuklardan oluşan 50 rehineyi 4 günlük ateşkes içinde serbest bırakacak. Bunun karşılığında İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinli kadın ve çocuk sala verilecek. Ancak İsrail Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı listede 150 yerine 300 Filistinli mahkumun adı yer aldı. Bu detay her iki tarafın daha fazla kişiyi serbest bırakabileceği beklentisine yol açtı. Anlaşma Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılmasını da öngörüyor. Buna göre 4 gün boyunca insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tır Gazze şeridine girecek. Yardımlar kuzey ve güney fark etmeksizin Gazze şeridinin istisnasız her bölgesine gönderilecek. <laughs> Anlaşma hemen yürürlüğe girmeyecek. Hamas ateşkesin perşembe günü saat 10'da başlayacağını duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı ise gerekirse ateşkesin uzatılabileceğini, serbest bırakılacak kişi sayısının da artabileceğini açıkladı. <laughs> en büyük umut anlaşmanın kalıcı ateşkese dönüşmesi. Ancak İsrail savaşır durdurmayacağını açıkladı. Başbakan Netanyahu, savaştayız ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar da savaşa devam edeceğiz dedi. Hamas'ta parmaklarımız tetikte kalacak mesajı verdi. Dün bu karar alındığı andan itibaren protestolar zaten dinmedi. Yine Tel Aviv'de. Çünkü İsrailli rehinelerin yakınları bugüne kadar bu ateşkesi istediklerini söylemişlerdi ama İsrail hükümeti yanaşmamıştı. İsrail basını da başarısız bir harekat yürütüldü, olmayacak işlere kalkışıldı ve rehinelerin hayatları yok yere riske atıldı şeklinde de başlıkları dün akşam bu kararın çıkmasıyla birlikte atmaya başlamışlardı. Ama her iki tarafta da hem İsrailli rehinelerin aileleri hem Filistinli tutsakların aileleri de heyecanlı bir bekleyişin içinde. 14 yaşındaki Ubay İsrail güçleri tarafından Ağustos ayında gözaltına alındı. Geçen ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde yaralandı. Bir kolunda %70 his kaybı var. Ailesi aylar sonra umut içinde. İsrail'li Hamas'ın vardığı rihine anlaşması sayesinde oğullarının eve dönmesini umuyorlar. Yani, şorik, Oğlu hapishanede yaralanan her annenin hissedeceklerini hissediyorum. Eşi görülmemiş bir şiddet uyguluyorlar. İşgalcilerin hapishanelerinde ilk kez bu büyüklükte şiddet uygulanıyor. Her gün başka söylenti duyuyoruz. Cezaevinden çıkanlar bize içimizi acıtan hikayeler anlatıyor. 14 yaşındaki Ubay'ın ailesi sadece oğullarının değil, hapishanelerdeki tüm Filistinlilerin serbest bırakılmasını istiyor. İsrail hapishanelerindeki herkesin serbest bırakılmasını diliyorum. 19 yaşın altında ya da üstünde herkesin yıllardır cezaevinde olanların serbest bırakılmasını istiyorum. Sınırın diğer tarafında İsrail'de rehine yakınları da umutlu ama temkinli bir bekleyiş içinde. 63 yaşındaki Gilad Kangold'un kızı ve torunları dahil 7 akrabası şu anda Hamas'ın elinde. Anlaşma kapsamında bırakılacak rehineler arasında yakınlarının olup olmayacağını bilmiyor. Bir yandan mutluyum, diğer yandansa endişeliyim. Kimse serbest bırakılacaklar arasında benim ailemin de bulunduğunu söylemedi. Gazze'de 40 çocuk var ve 30'unu serbest bırakacaklar. Diğerleri nerede? Bilmiyorum, umarım... Hepsi serbest bırakılır. Tüm rehineler serbest bırakılana kadar durmayacağız. Her gün rehinelerin haklarını savunmaya devam edeceğiz.